nefes alabilsin ekonomik yönden. O zaman onların yerine kimi koyacak? Hani Erce çok kötü bir şey kaleci değil ama Uğurcan çizgisinde, fiziğinde bir kaleci değil ama Erce'nin arkasına da bir Erce bulmak lazım. Yani Trabzon'da Abdullah eski Ümit Birliği takım kalecisi yani kale konusunda çok sıkıntı yaşamaz belki Abdullah abi. İnşallah. İnşallah yaşamaz. Yani 3 yıllık bir çizgi içinde bakıyorum. Abdullah Avcı Trabzonspor için iyi bir çözümdür, seçimdir. Ama Abdullah Avcı şıp diye Trabzonspor'u alıp yukarıya taşıyamazsa bu çözüm içinde dalgalanmalar hemen başlar. Trabzonsporlu artık çok beklediği için, çok beklediği için Avcı'yı daha fazla beklemeyebilir. Ayrıca da bu tür proje takımları yani şeyde ki Başakşehir'de olur. Yeni kurulmuş, ismini de yeni almış bir takımda kulüpte olabilir. Bir patron yönetiminde olabilir. Ama iddialı ülke futbolunda çok öne çıkmış bir kulüpte uzun süreli projelere yani bu tür projelere Ali'yi aldım olmadı Veli'yi koyalım. Veli'yi aldım olmadı falana koyalım falan diye böyle bir projelendirme, oyun şablonu oturtması uzun uzun süreli beklenmez. Bu bekleme sürecinde ki dalgalanmalara katlanılmaz. Onun için bir şey Avcı'yı teknik kapasiteli olarak çok doğru buluyorum ama bulunduğu yerin bekleme sıkıntıları açısından sorun çıkabileceğini de düşünüyorum. Bir şey daha eklemek istiyorum. Şimdi Abdullah Avcı 3 yıllık sözleşme yaptı. Daha önce Beşiktaş'ta da 3 yıllık sözleşme yapmıştı. Birinci yılını tamamlayamadan görevden el çektirildi. Şimdi 6 ay boş kaldı. Şimdi de Trabzonspor'a başladı. Beşiktaş'la olan 3 yıllık sözleşmesinin bir yılı doldu. Şimdi ikinci yılda Trabzon'a gitti. Beşiktaş'ta ayda 1 milyon lira maaşı. Yıllığı 12 milyon lira. Trabzon'da şu kalan dönem için 5 milyon lira bugünkü açıklanan sözleşmeye Türk göre. Parası. İkinci yıl 6,5 milyon lira. Türk parası. Türk parası. Üçüncü yıl 8,5 milyon lira alacak. Yani önümüzdeki 2 yılda yani Beşiktaş'la da sözleşmesinin olduğu 2 yılda 5 artı 6,5 11,5 milyon lira alacak. Ama aynı dönem içinde Beşiktaş'tan 24 milyon lira alması gerekiyor. Aradaki farka bakın. Yani Beşiktaş anlaşması niye... Anlaşması böyle ama. Hayır anlaşması öyle. Hayır ben Abdullah Avcı isterse 500 milyon lira alsın. Ama Beşiktaş niye o kadar çok verdi de Trabzonspor niye bu kadar yarısı kadara ikna etti? Bunu da Beşiktaş'ı yönetenlerin bir şapkalarını önüne koyup düşünmeleri gerekir. Çok güzel özetledi Güven abi. Hemen maçlara geçelim artık. Ama çünkü... bir şey söyleyeyim bir defa. Ama maçlara süre kalmayacağını da ben söyleyeyim. Sonra ben bir dakikalık süreç dedim Cüneyt. Eğer izin verirsen. Tabii ki buyurun. Mesela Abdullah Avcı ile ilgili. Abdullah Avcı Beşiktaş doğru bir tercih değildi. Beşiktaş zaten karşıydı Abdullah Avcı'ya. Taraftar karşıydı. Bir defa en başta yardımcıları en başta biliyorsun tartışma yaşadı. Öyle bakmak lazım. Abdullah Avcı gövdeli bir teknik direktör. Planlı bir teknik direktör. Trabzonspor'da bu plana ihtiyacı var. Bu planlamayı ne Hüseyin Cimşir'de ne de Neyftun'da göremedik. Dolayısıyla bir defa disiplinli bir takım olacaktır. Bir oyun anlamında disiplinli takım olacaktır. Ocak ayında da belki bir iki ufak dokunuş yapacaktır. Bence Trabzonspor geç anlaşma yaptı. Çünkü bir daha evvelden görüşmeler eğer daha erken olmuş olsaydı oyun tarzı, oyun farklılığını çok daha erken görebilirdik Trabzonspor'da. Yani Trabzonlu oyuncularla da diyalog kurabilecektir. Artı Beşiktaş medyası da Abdullah Avcı'ya çok sahip çıkmadı. Trabzon medyası dediği gibi zor bir dur ama Abdullah Avcı Trabzon bir defa Karadeniz'de olduğu için kendisi Rize'li bildiğim kadarıyla dolayısıyla Trabzon insanlığıyla da o diyalogları kurabilecek kapasiteye ve kaliteye sahip olduğunu söyleyebilirim. Biraz da süre tanımak lazım evet. Avcı'ya bakalım. Kuramasa bile bir şey fark yapacak. Etmez. Nasıl televizyonlar var. Tabii ya öyle değil mi ya? Niye gülüyorsunuz? Diyorsun ki orada olmasa geçer. Ama bence Beyin Sport'ta da yani yayıncı kuruluşta da pardon onun zaman zaman yaptığı taktiksel görüntülerde de çok insanın çok şey öğrendiğini söyleyebilirim yani.
Keşke orada faydalı da bir cümlelik daha ben de izin istiyorum. Orada faydalı da benim Kemal de tahmin ederim oraya değinmek istedi. Yani teknik direktörün boş zamanlarında televizyon yorumcusu iş bulduğu zaman takım teknik direktörü olmasına karşıyım ben. Elbette Abdullah Avcı gibi daha benzerleri de var. Çok iyi anlatıyorlar futbolun. Futbolun ruhunu da biliyorlar. Tekniğini de her şeyini biliyorlar ve topluma da yararlı bilgiler de sunuyorlar. Ona karşı değilim. Ama keşke hep yorumcu olsalar. Da topluma eğitseler. Gelelim maçlara. Fenerbahçe-Konyaspor maçıyla başlayalım. Niye bu maçı seçtim? Çünkü niye seçtin? 7'lene kadar Fenerbahçe 103 gollü sezonu egale ediyordu, geçiyordu. Hatta 100 puan falan toplayacak diyenler de vardı daha sezonunda. Ayıbettin yazanlar, çizenler, söyleyen. Ama şimdi bu skora göre de tam tersini iddia edenler var. Tırnak içerisinde Erol Bulut doğru teknik adam mı diyenler bile var. Kadro seçimi doğru mu diyenler var. Yani bizde skora göre görüşler ne yazık ki sosyal medyanın da tırnak içerisinde havasıyla diyeyim, hadi gazeteyle demek lazım daha amiyane tabirle. Her şey değişebiliyor. Siz öyle mi görüyorsunuz? Nasıl bir Fenerbahçe izleriz? Nasıl bir Fenerbahçe izleriz bundan sonra? Ne zamandı? Sezon başı mı? Ne zaman bu pandemiden sonra döndük biz bu programa? Ya son bir ay hariç. Şimdi onu niye hatırlayamıyorum. Keşke bant olsa da oynatsak. Aynen şu lafı ettim mi etmedim. Kim söyledi? Birisi... Sen mi söyledin sen? Onu çok iyi hatırlayamıyorum. Erol Bulut Fenerbahçe'yle kesin olarak anlaştı. Yani Fenerbahçe'nin önümüzdeki sezonki teknik direktörü Erol Bulut oldu dedi. Ne diyorsun dendi işte. Ben de şöyle bir laf ettim. Kayıtlıdır. Erol Bulut kardeşim, kendine yazık ettin. Tek lafım budur. Başka bir laf etmedim. Şimdi Türkiye'de 3 tane büyük kulüp var, değil mi? Yani tarihsel. 4 tane. Ya tarihsel işte. Galatasaray, İstanbul'un 3 büyük kulübü. Beşiktaş, Fenerbahçe. Evet. Öyle enteresan ki Levent demin 10 dakika anlattı şahane bütün detaylarıyla. Mali kongre olmadan, işte kim ne harcadı harcadı belli olmadan yönetim kongre kararı alıyorsun falan filan bilmem ne, değil mi? Bir şeyler. Evet. İşte Beşiktaş biraz evvel Güven anlattı, bu Abdullah Avcı falan filan. Ve Fenerbahçe. Bu üç büyük kulüp, tarihsel üç büyük kulüp, 100 yılın ötesinde kuruluşları olmuş. Hiçbiri birbirine benzemez. Hepsinin yapısı çok farklıdır. Bunu neden söyledim? Dedim ya, Erol Bulut kardeş, kendine yazık ettin dedim. Hı hı. Şimdi geliyorsun göreve teknik direktör olarak. Tanıdığın oyuncular var Almanlar arasında. Tanımadıklarım var. 18 oyuncu değil mi arkadaşlar? Yanılıyorsam beni düzelt. Evet, evet, bu sene 18. Son 3 yıl 49. Burada konuşmuştuk da oradan ezberimde yani. Eskiden kalanlar var geçen sezon. İşte 15, 16 veya 16, 15, 10, 18, 49 ediyor. Hayır. Yani hayır, bu yıl geçen yıldan kalanlar. 18 artı 8 mi artık? 26 mı? 27 mi? Neyse. Ve ben bu Erol Bulut, kendine yazık ediyorsun değişimin başlıca sebeplerinden biri budur. Eğer bir futbol takımında 28 tane hadi tenzilat yaptık. Topçunun oynadıkları mevkiler, özellikleri, teknik kapasiteleri, oyuna bakışları, efendim idman bilmem alışkanlıkları, şunları bunları, bunların çoğu birbirine eşittir. 28 oyuncu arasında. Yani şurada şimdi takıma bakıyorum. Nerede Fenerbahçe? Şimdi mesela Valencia 10 üzerinden ne bileyim 7 ise, iyi niyetle konuşuyorum. Tiam 6,80. Yani denk yani. Birbirlerine denktir. Böyle bir kadronun içinden kafana göre oyun sistemi kurabilmek, eldeki potansiyele bakarak oyun sistemi kurabilmek, oyuncu tercihlerinde çok zorlanırsın. Şimdi ben yine bizim o sezon başı programlardan birinde söyledim. Bana dedim, bir tane kulüp söyleyeceksiniz Avrupa'da. Açık ve net. 28-29 tane
eş değerde oyuncusu bulma. Biz niye senelerdir Real Madrid'i, Barcelona'yı, Manchester United'i, Manchester City'yi, Juventus'u, Inter'i, Milan'ı şimdi aklıma gelmiyor. Bayern Münih. Bayern Münih'i niye sayıyoruz abi? 13 tane rahat sayarız.